Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da sona yaklaşıldı. TOGG üst düzey yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, üretim aşamasında gelinen son noktadan fiyat konusuna kadar Türkiye'nin yerli otomobiliyle ilgili merak edilen tüm soruları TRT Haber'e yanıtladı. Çok sayıda aşamadan geçti. Her bir parçası onlarca kez test edildi. Yerli otomobil TOGG'un deneme üretiminin başlamasına sayılı günler kaldı. Temmuz'un sonunda, Ağustos'un başında deneme üretimlerimiz başlayacak. Bu şu anlama geliyor. Biz hatlarımızla ilk defa üretim yapacağımız için araçlarımızı nasıl üreteceğimizi tırnak içerisinde öğreniyoruz. TOGG üst yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, Türkiye'nin yerli otomobiliyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Deneme üretimi yakında başlayacak olsa da seri üretim için henüz zaman var dedi. Ekim sonu, Kasım başında seri üretime hazırız ama seri üretimi yapıp pazara, trafiğe çıkacağız anlamına gelmez. Çünkü oradan ürettiğimiz araçlarımızı alarak biz Avrupa'daki sertifikasyon merkezlerinde yapılması gereken testleri tamamlayacağız. Ve o testlerin de tamamlaması bazen 3 ay sürer, bazen 5 ay sürer. En çok merak edilen konulardan biri de TOGG'un fiyatı. Fiyatı pazar belirler. Dolayısıyla o zamanı geldiği zaman biz de kendimizi o pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu. Bizim kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Bizim pazarda aracımızın hangi segmentte konumlandırılacağını biliyoruz. Ve onların içerisinde biz rekabetçi olacağız diyoruz. Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG tesisinin yanında yapımı planlanan batarya fabrikası hakkında da bilgi verdi. Seri üretime başladığımız andan itibaren biz kendimiz üretiyor olacağız. Bir diğeri sadece kapasitenin artırımı ile ilgili ve hatta oradan artık hücrenin de üretilmesine yönelik bir yatırım olacak. Yılın son çeyreğinde fabrikanın seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. TOGG'un gelecek yıl Mart ayında trafiğe çıkması hedefleniyor. Evet, yerli otomobilimiz TOGG için geri sayım sürüyor. Mehmet Gürcan'ın TRT Haber'e özel açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Gelinen aşamayı konuşacağız. Teknoloji editörü Hakkı Alkan konuğumuz. Merhabalar, iyi geceler efendim. Çok teşekkürler Fuat Bey. İyi akşamlar, iyi geceler. 1 mi 2 mi alacaksınız? Bana mı soruyorsunuz? Konuğumuz sizsiniz değil mi? Evet, evet, evet size. Evet, evet. Hani 2 tane mi TOGG alacağım, onu mu soruyorsunuz? 1 mi 2 mi alacaksınız, onu soruyorum. Ya keşke düşse de 5 tane alsam. 5'i ne yapacaksınız yani, o kadar da değil. Ya şöyle sebebini söyleyeyim. Kredi çeker gene alırım böyle. Ümit Erdem'in güzel bir lafı var. Şunu söylemek isterim. Sınırlı sayıda bir üretim olacak birinci yılda. Bunun sebebi işte belli bir kapasiteyle önce açılıyor. İkinci yılda çok daha yüksek bir kapasiteye ulaşacağız. O nedenle her isteğinin alamayacağı sayıda üretileceğini söyleyeyim. Ama resmi açıklamaları zaten Gürcan Bey yapsın. Ama ben şimdiden bunu söylemiş olayım TRT Haber izleyicilerine özel. Yani isteyen herkesin alamayacağı bir üretim sayısı var. Yüksek olmasına rağmen bunu söylemiş olayım. Evet. Ben herhalde bir tane düşerse yeter Fuat abi, ikincisi senin. Ben araba kullanmayı sevmiyorum. Toplu ulaşımı kullanıyorum. Vallahi. Marmaray. Allah yapanlardan razı olsun. Marmaray, metrobüs, bu tür toplu taşımayı, vapur, deniz yolu. Ama tabii ki TOGG apayrı bir duygu, apayrı bir yer ülkemizde hemen hemen herkesin gönlünde. Bu işin değerini, kıymetini bilenlerin yüreğinde diyeyim. Sizce ne zaman seri üretime geçilir? Hemen söyleyeyim. Şimdi bu yılın sonrasında aslında üretim için gerekli olan bütün operasyonlar yapılıyor. Yani bitiyor. Peki biz o zaman niye bekliyoruz? Niye az önce TRT Haber'de 2023'ün Mart ayında yollarda göreceğiz dedi. Baktığımız zaman 2022'nin son çeyreği, 2023'ün Mart ayı ne oluyor? Arada bir 6 ay gibi bir süre oluyor. Bu 6 ayı beklememizin sebebi şu Fuat Bey. Bu araç üretildikten sonra, yani bizim bütün mühendisler diyor ki bu aracı biz yaptık. Buna daha ekleyecek 1 santimetrelik bir parça yok. Bu aracı alıyorlar, Avrupa'ya gönderiyorlar. Nereye gönderiyoruz? Euro NCAP dediğimiz bir organizasyon var. Euro NCAP'de ne oluyor? Bir test puanı veriliyor. O testlerden geçmesi gerekiyor. Bir sertifika alması gerekiyor. Bunun içerisinde çarpma testi de dahil. Fuat Bey, ben de sizin gibi düşünüyordum. Şimdi bunu biraz daha ilerlettim. Gürcan Bey söyledi. TRT 1'in röportajının hemen yanında ben de vardım arkadaşlarınızla. Biraz sohbet ettik Gürcan Bey'le. Dedi ki Euro NCAP de kendisini yeniledi. Mesela Euro NCAP'ten işte 5 yıldız alınca biz ne diyorduk? Ya bu aracı bir şey
olmaz, Allah göstermese bir kaza olursa bile içindekilere bir şey olmaz, işte kazaya karşı dayanıklı. Evet, ama bu seçeneklerden sadece bir tanesi. Şimdi yeni bir seçenek daha eklendi Euro NCAP'te. Siber güvenlik. Oh. Nasıl diyeceğiz? Şimdi bu bahsettiğimiz top, her ne kadar siz araç kullanmayı sevmeseniz de aslında sizin için de çok iyi bir seçim. Neden? Trafik kaosundan çünkü, dolayı, yoksa çok seviyorum da tamam, İstanbul için tamam, yani. Evet, zaman ekonomisi açısından. Niye olduğunu söyleyeceğim. Çünkü otonom sürüşle bir gerçekle karşılaşacağız Fuat Bey. Önümüzdeki yıllarda bol bol konuşacağımız konulardan bir tanesi olacak. Otonom sürüşte ben A noktasından B noktasına gitmek istiyorum dediğinizde otonomun seviyeleri var. Şu anda level 3 seviye araçları görebiliyoruz yollarda. Level 4 olacak işte bizim aracımız. Yani TOG da bunu gerçekleştirebilecek. Ama şimdi bu kenara bırakalım. Başka bir şey söyleyeceğim. Bu Euro NCAP'teki test puanına etki eden başka bir kriter. Siber güvenlik dedik. Nedir o? Şimdi aracımız TOG aynı zamanda bir cüzdan bizim için. Yani biz oradan sipariş verebileceğiz, ödemelerimizi yapabileceğiz. Cüzdan dediğimiz sistemde bizim kredi kartı bilgilerimiz vesaire var. Şimdi buradaki bilgileri saklayabilmesi için de Euro NCAP'ten bir tabii ki puan gelmesi gerekiyor. Evet. O nedenle testlerden bir tanesi de bu. Şimdi bütün bu sertifikasyonlar için 6 ay bekliyoruz. Avrupa'da yapılıyor bu sertifikasyonlar. Neden? Çünkü TOG'un hedefi sadece Türkiye değil, bütün dünyaya satış yapabilmek. O nedenle global bir sertifika alması gerekiyor. O nedenle birazcık bekleyeceğiz. Peki. Daha doğrusu ben bekleyeceğim herhalde Fuat Bey. Bir de American Automotive Association, yani AAAA, oradan da benzer bir sınava tabi tutulacak mı TOG? Yoksa Avrupa'daki uluslararası sertifika yeterli mi? Bana Amerika ile ilgili herhangi bir şey söylemediler. Zaten Türkiye ile Amerika arasında ticari olarak özellikle otomobillerde bir sıkıntı var. Bu sıkıntının da giderilmesini biz bekliyoruz. Mesela birçok araç ülkemize giriş yapmıyor bile. Yapmamasının sebebi de Amerika'da üretiliyor olması. Çünkü Amerikan hükümeti Türkiye'den bazı ürünlere ek vergi koydu. Ona karşılık olarak bizim devletimiz de onlardan gelen birçok ürüne ek vergi koydu. Onlardan bir grup üründe otomobil. O nedenle mesela Tesla'nın biz ülkemize gelmesini Berlin'deki fabrikadan sonra ümitlendik. Neden? Hmm. Çünkü Berlin'de üretildiği için vergi yok. Ama Amerika'da üretilseydi bizim ülkemizde zor satılırdı. Peki fiyatı desem cüzdan? Valla öğrendim ama söyleyemiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. WhatsApp'tan yazar mısınız bunu? Size yazarım ama siz paylaşmayın sosyal medyada. Ben çok kesin bir isim diyeyim. Bana güvenebilirsiniz. Sadece arkadaşlarla konuşuruz. Yok, söylemeyin bana. Şunu söyleyeyim. Şimdi piyasada SUV, C segment SUV araçlar var Fuat Bey. Yani burada marka da verebilirim isterseniz. O segmentteki araçlarla rekabet edebilecek bir fiyat ile satışa çıkacak. Zaten Gürcan Bey'e de mikrofon uzattı herkes. Gürcan Bey'in söylediğini ben burada tekrar söyleyeyim. Şu anda ne desek boş olur çünkü grup var. Ondan sonra acaba bir yerli destek olacak mı? Cevap tabii ki olacak ama şu an Gürcan Bey bunu söylemiyor, söyleyemiyor. O nedenle bu konularda net bir sonuç ortaya çıktıktan sonra fiyat da belli olacak. Ama ipucu olarak Fuat Bey, ben hepsinin yanınıza hep özel bilgiler veriyorum. Böyle ilk defa burada duyulsun diye tabii ki şunu söyleyebilirim. Piyasaya bakın. C segmenti bir SUV araç kaç para? Eşittir TOG'un fiyatı. Başka da bir şey söylemiyoruz. Ağanın eli tutulmaz. Hakkı Alkan 5 tane dediğine göre belli ki anlayabilecek. Çok çok teşekkürler teknoloji editörü. Ben teşekkür ederim Fuat Bey. İyi geceler. Sağ olun. Teknoloji editörü Hakkı Alkan bizlerle birlikteydi. TRT Haber'de Gece Bakışı.